Herkese yeni bir videodan selamlar dostlarım. Daha önce yaptığım en nadir 10 dans ya da Fortnite'daki skinlerin evrim videolarını çok sevdiniz. Ben de bilgi videolarıma devam etmek istiyorum. Bugün karşınızda en nadir 10 adet kazmayla beraberim veya toplam aleti diyebiliriz. Başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma hala abone değilsiniz, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu tarz bilgi videolarını da kanalımda bulabilirsiniz dostlarım. Göz atmanızı öneriyorum. Şimdi geçelim sizlerle videoya. Onuncu sırada kazmamış Excalibur isimli kazma dostlarım. Sezon 2'nin Battle Pass'ine gelen kazmayı almak için Battle Pass'te 35. aşamaya ulaşmanız gerekiyordu. Ve bence listemizde 10. sırayı yer eden, hak eden kazmalardan biri olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz geçelim 9. sıradaki kazmaya. Dördüncü sırada Carrot Stick isimli bir havuç kazmamız mevcut arkadaşlar. Bu kazmanın bence nadir olmasının en büyük sebeplerinden biri bunun Easter Egg zamanında, yani Paskalya bayramı zamanında gelmiş olması ve her zaman dükkana gelmeyecek olması. Bir daha ne zaman gelir gerçekten bilmiyorum. Hani kesin gelmez demiyorum ama diğer skinlere göre daha nadir geleceğini düşündüğümden dolayı bunu da 9. sıraya koymak istedim. Sekizinci sırada You Shouldn't Have, sahip olmamalısın isimli bir kazma var arkadaşlarım. Bu kazmayı benim bu listeye koymamdaki sebep bu kazmanın sezon 2'de yıl başında dükkanda satılmış olması ve normal bizim default kazmanın hediye paketiyle kaplanmış bir halde olması. Görünüşü çok güzel, hatıra değeri çok yüksek bir kazma ve o ikinci sezondan sonra bir daha dükkana gelmedi. Belki bu yıl başında bir daha gelebilir diye düşünüyorum ama gelene kadar şu anda en nadir kazmalar kategorimizde 8. sırayı bence sonuna kadar hak ettiğini söyleyebilirim. Evet dostlarım, 7. sıraya geldik. 7. sıradaki kazmamız birçoğunuzun bildiği ama herkesin sahip olmadığı Ragnar'ın mavi buz kazması. Bunun bu kadar nadir olmasının sebebi Ragnar'ın seviye 100'de alınabilmesi ve seviye 100'deki Ragnar'ı aldıktan sonra onu kasıp bu kazmaya ulaşmak için level atlatmanız gerektiği, hani gerçekten çok nadir olan bir kazma. Savaş bileti alanlar bile 100. seviyeye herkes ulaşamıyorken bunu hem 100. seviyeye alıp hem de level kasıp bu kazmaya erişmek bence yeterince zor olduğu için ve sezon bittikten sonra alınması imkansız olduğu için bunu 7. sıraya koymak istedim. Altıncı sıradaki kazmamız oldukça popüler olmasına rağmen oldukça da az kişide bulunan AC/DC isimli kazmamız. AC/DC aslında bir müzik grubunun ismi birçoğunuzun bildiği gibi ama burada güzel bir şakayla bizi karşılamışlar. İkinci sezonun 61. aşamasında alınan bu kazma, gerek ikinci sezonun savaş biletini kimsenin almaması, gerekse 61. aşamanın çok ileriki bir aşama olmasından kaynaklı olarak çok nadir olma özelliğini taşıyor ve bence listemizin 6. sırasını hak ettiğini söyleyebilirim. İsterseniz geçelim 5. sıradaki kazmamıza. Beşinci sırada Batsicle isimli kazmamız mevcut. Arkadaşlar bu kazma aslında yakın zamanda ben dükkana geldi diye biliyorum. Ama gerek dükkana çok az gelme özelliğinden olsun, gerekse belli dönemlerde belli etkinliklerle beraber gelme özelliğinden dolayı ben bunu 5. sıraya koymak istedim. Çünkü bir daha ne zaman geleceği meçhul, çok uzun bir süre dükkana gelmeyebilir. Dördüncü sıraya Power Grip isimli kazmayı koymak istedim dostlarım. Çünkü oyunda neredeyse hiç görmediğimiz bir kazma ve çok nadir bulunuyor diye biliyorum. O yüzden listemizin 4. sırasına bu kazmaya yer verdim. İsterseniz geçelim ilk 3'e. Evet dostlarım, ilk 3'e girdik. 3. sıradaki kazmamız hem çok nadir,
Sadece yılbaşlarında gelen bir kazma, hem de fiyatı çok yüksek, tam tamına 1500 papele satılmıştı geldiği zaman. Aynı zamanda görünüşü de çok güzel olduğu için bence listenin 3. sırasını hak ediyor. Eğer bu yılbaşında bu kazma gelirse mutlaka kaçırmadan almanızı sizlere tavsiye edeceğim. Çünkü 1500 papele değebilecek nadir kazmalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. İsterseniz geçelim 2. sıradaki kazmamıza. İkinci sırada Reaper isimli kazmamız mevcut arkadaşlar. Bu kazma ne kadar da yakın zamanda dükkana gelmiş olsa da gelmediği süre boyunca sadece sezon 1. Yatlar Bayramı döneminde dükkana gelip çok yüksek fiyatlara satılmış olan bu kazma aylardır, belki de yıllardır dükkana gelmemişti ve geçenlerde geldiğinde bile bu kazmanın değerini bilmeyip almayıp insanı olabileceğinden dolayı bu kazma bence hala nadirliğini koruduğunu ben düşünüyorum. O yüzden listemizin 2. sırasına bu kazmayı koydum. İsterseniz geçelim 1. sıradaki en nadir kazmamıza. İlk sıradaki kazmamız sezon 1'de gelen Raiders Revenge isimli kazma dostlarım. Sanki The Walking Dead dizisinden fırlamış gibi gözüken kazma uzun süredir dükkanda yok. Sadece sezon 1'de geldiğini ben biliyorum. Ve gerçekten hem bir diziyle alakalı olması hem de sezon 1'de gelen ilk skinlerden biri olması bence listemizi 1. sırasına koymak için yeterince iyi bir sebep. Umarım videomu beğenmişsinizdir dostlarım. Umarım sizleri kısa da olsa eğlendirebilmişimdir. Bu tür videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca kanalımı dostlarınızla arkadaşlarınızla paylaşıp bizim ailemizin büyümemize katkı sağlayabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.